Siz hayotingizdagi bo'shliqlar haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Kimgadir halovat yetishmaydi, kimgadir pul, kimdir salomatlikka, kimdir esa shunchaki e'tiborga muhtoj. Lekin shunday insonlar borki, ularning qalblaridagi, hayotidagi bo'shliqlar bu dunyoni tark etgan insonlar bilan bog'liq. Tasavvur qilib ko'ring. Umr yo'lidagi hamrohingiz sizni bu yo'lda tark etdi va siz mana shu yo'lda davom etishingiz kerak. Ayriliqning istiroblarini yengish bu jasorat. Bizning bu sog'inch xonamizda istirob tarixi haqida hikoya qilinadi. Sog'indim loyihasi siz bilan. Assalomu alaykum. Biz bugun taniqli o'zbek aktrisasi o'zining kulgusi bilan betakror rollari bilan quvnoqligi va shaddodligi bilan nom qozongan ijodkor Zuhra Soliyevaning egiz opalari Fatima Soliyevani xotirlaymiz. Marhuma bundan 21 yil oldin, ya'ni 25 yoshida aynan yanvar oyida vafot etgan. Aktrisa egizaklari haqida ko'p intervyularda gapirgan. Bu ko'rsatuvda esa sizga tanish bo'lmagan haqiqatlar va kechinmalar guvohiga aylanasiz. Demak, sog'inch xonamizda Zuhra Soliyeva. Zuhra opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunchalik qimmatli vaqtingiz ayamasdan sog'indim loyihasiga tashrif buyurganingiz uchun sizga alohida rahmat. Sizlarga rahmat. Fursatdan foydalangan holda kirib kelgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Sizlarni ham tabriklayman. Yangi yil hammaga o'zi xohlagan maqsadiga erishishni, o'zi xohlagan niyatiga erishishga eng yaxshi yil bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, aynan bugun siz bilan jonajon opajoningiz Fatima Soliyevani xotirlaymiz. Rahmat. Fatima Soliyeva, bilamiz, bu ism sharifni o'tgan zamonda eshitish juda ham og'ir, to'g'rimi? To'g'ri. Sog'inch qanaqa tuyg'u ekan? Sog'inch shunaqa tuyg'u, sog'inch hech qachon ketmaydi odamni. Bu tuyg'u. Bir kimni sog'insang, u odam o'tganmi, o'tmaganmi? Shu sog'inch degan tuyg'u yuragingda turaveradi. To ko'rmaganingcha. Faqat sog'inchi bitta achinarli tomoni, o'sha odam o'tgan bo'lsa-da, o'sha o'tgan insonga nisbatan yuragingda sog'inch bo'lsa, ko'rishing iloji bo'lmaydi. Lekin men qanaqadir shukr ham qilishim kerak, chunki qachonki sog'insam, yuragimdan Fatima, senga sog'indim desam, o'sha kun tushimga kiradi. Qanaqadir qaysidir tomondan bu menga Alloh bergan katta in'om deb bilaman. Shuning uchun o'sha paytda yuragim ozgina tushimda ko'rib, tushimga keladi. Sog'inib sana deb kel bir-birimiz bag'rimizga bosamiz deb shunaqa deb ketadi-da, o'sha sog'inchim ozgina yo'q bo'lmaydi, pasayadi. Shunisiga ham shukr qilaman. Tushimga ham kirmasa nima qilardim deb o'ylanib qolamanda. Keyin Xudoga shukr, tushimdagi ko'rib turibman-ku deb yana hayot davom etadi. Insonni dardi, sog'inchi, og'riq nuqtasi hech qachon tuzalmaydi. Yaralar tuzaladi deydi. Vaqt o'tgan sari bu gapga meni o'zim nuqtai nazarimdan olib chiqqan holda gapirsam, bu narsa hech qachon insonni tark etmaydi, hech qachon. Faqat kunlik yumushlar, tashvishlar, ishlar, turmushga chiqib bola chaqali bo'lsang, qarindoshlarning soni ko'paysa, Alloh shular bilan seni ovutar ekan.
Ben şunge, ben şunca yıl Fatma'sız yaşayıp, şu narsaga emin buldum. Zuhra pek gelin, Fatıma apanın bolalik davrını yodga olamız. Fatıma amlamıza bir kıl edik. Fakat ayam acırat olardılar. Hatta ki dedem am acırat olmazdılar. Mamatim de uzun kiçkiyine kolum var bunu. Kiçkiyine bunu da karagende korumayın. Yaşlıgımızda korunadı çünkü boyanmazdık. Hazin bunu üstünden pudrala, kremle sürgenlik cüdeyim kara korun etti. Yani yaşlıgımızda kiçkiyine basayım kuz git taşlanardı da bu hal. Dedem uşandan bilerdiler. Kanım da kılçıdı. Münakil çedip. İkkelemiz yiyen Fatma Zuhra de. Bir bittemiz türsegem. Fatma Zuhra de çakıratla iki temiz türsegem Fatma Zuhra. Kaysın birimiz karasek. Bolaligimizde o cüdeyim nazik. Cüdeyim tabiattan ağır, basık. Cüdeyim uyatçay. Cüdeyim andişalik. Maşnaka kızıdı. Man deyim barıdı bu kıslatla. Lekim mandagi xislat unda yo'q edi. Men chotkesar, sho'x edim juda ham. Juda ham sho'x edim, chotkesar edim. Hamma naqa qo'rqmasdim. U nima bo'lsa, dedim men. Men nima bo'pti dedim-da, o'sha narsani qilardim. Chinali. Egzagingizga qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Fatima opani fazilatlari haqida gapirib bering. Olmos toshi. Ham toza, ham chiroyli, ham sof. Ham sof, ham anchamchida hech kim o'ziga anaqa qilmaydigan erisha olmaydigan mashinaqa deb ta'rif berardi. U juda ham boshqacha edi. Hozir eslasam, u yoshligida bo'lgan o'sha xislati menda endi paydo bo'ldi. O'sha paytda ham ishlasa ishxonadagi nochorlarga yordam berardi. Kiymagan kiyimlarni ayab bering, pul yo'q ekan, oylik kam oladi bizadan deb shunaqa qilib yordam berib yurardi. Bu narsani Fatima o'ylagan yoshda o'ylamasdim. Toshkentga kelganimdan keyin bu narsa menda rivojlandi. Ungacha men xuddi o'g'il boladek shuq edim bu narsani. Yengilroq qabul qilardim, o'ylardim. U o'sha paytda mana ona xotin deydi bizda. Shunaqa edi-da u. Shunaqa edi, andishalik. Hattoki men biror joyda baland gapirsam, sekin gapir, Zuhra dirdi. Keyin biror joyga borsak, oldindan borsak, meni anaqa ogohlantiradi, janjal qilmaysanmi deb. Hozir ko'ramiz, kirey chiqqani deb. Shunaqa gapirardi. Shu. Biz bitta tuxumli egizagida. Haligacha menda shunaqa tuyg'u xuddi bir qo'lingiz bir tomoni kesiladi-ku qo'lsiz odamlar. O'sha insonlar bir tomoni bo'shligini bilib yuradi ichida. Mana shundoq meni hozir his tuyg'um. Men shunaqa bo'lib qoldim Fatmani yo'qotganimdan keyin. Bir xil payt xayolga berilib bir tomonimga qarab qo'yaman. Xayolimda qo'lim yo'q. Mana bu tomonim bo'shliq. Agar tushuntira olgan bo'lsam. Yana bir xil narsalar bo'lardi. Shunaqa hazil qilardik. Bu hazilni boshqa uyimizdagi opa-singillarimiz hech kim bilmasdi. Bu hazilni faqat ikkalamiz bilardik. Masalan, men boshlasam u tugatish kerak edi. Endi hozir bir xil payman bilaman, Fatma yo'q. U qaytib kelmaydi. Uni ovozini xohlasam ham eshita olmayman. Anaqa xushimda. O'sha bir xil payt shunaqa bo'ladiki, o'sha hazillar birdan og'zimga kelib qoladi-da. Birdan aytaman-da, bunoq qilib uni qidiraman. Keyin uni qidirganimdan keyin yo'g'u, bo'lmagandan keyin yanada menga yetib boradi. Fatima boshqa yo'q, boshqa ko'rmaysan. O'shanda yaxshi o'sha paytda ko'pincha uyda bir o'zim bo'laman. O'zimdan chiqib ketib, ovozim boricha baqirib yig'lab olaman-da. Keyin kimdir chalg'itadi. Shuning uchun bir xil payt muxlislarim bo'lganiga shukr deyman. Qaysidir muxlisim SMS yozadi yoki qaysidir telefon qiladi, qaysidir bildirish beradi-da. Bir xil payt ko'chada tushib qolaman shu holatimga. Tushib qolsam bo'lib qolaman-da, boshlanadi u isterik holat bo'ladi-yu. Boshlay degan endi hammaga ham tushuntira olmaysan-ku.
Anaqa tasavvur qil, tashqarida ko'chada shunaqa isterika bo'lsam-da, men uyda bu narsani faqat baqirib, yig'lab bu narsadan o'taman. Ko'chada unaqa qila olmayman-ku. Agar o'zimdan chiqib ketsam, qilsam, insonlar, odamlar nima deb o'ylaydi? O'sha paytda Xudoni o'zi aytibdi-ku, anaqa beradi, ovunchoq beradi. O'sha paytda kimdir kelib, Zuhraxon, sizni yaxshi ko'ramiz, yoki rasmga tushaylik deydi. O'sha paytda chiqib ketaman-da. Keyin o'sha payt Xudoga shukr deb qolaman. Xudoni muxlislarimni meni anaqa chalg'itgani uchun boriga shukr deb. Shu bilan mana shunaqa yashab 2 yanvarda mana Fotimasiz qolganimga 21 yil bo'ldi. Lekin 21 yil menga qanaqadir 21 soniya o'tgandek o'tdi. Men Fotima o'lgandan keyin umuman yashayolmayman deb o'ylagandim. Aytdim-ku, odam ovuntirar ekan, o'qirar ekan, lekin bir xil payt hayotimda hech narsaga qiziqmayman. Hech narsa kerak emas bo'ladi. Faqat o'sha Fotimaga o'lishdan oldin va'da berganim uchun men uchun ham aktrisa bo'lasan, meni orzumni ham ro'yobga chiqarasan. Xudoga shukr, meni shansim bor. Armonda o'lmayman. Orzumni sen ro'yobga chiqarasan deb o'lgan edi. O'sha hamma narsani Fotima uchun qilamanda, keyin bir xil payt xafa bo'lib ketganimda yoki kimdir xafa qilib dilimni og'ritganida, Fotimajon bo'ldi. Hamma narsa qildim-ku, sen aytganing qildim, men aktrisa bo'ldim, tanildim. Endi olib ket, oldinga charchadim deb shunaqa deyman. Keyin yana bitta narsasini qilganim yo'q. Endi uni qilamanmi, qilmaymanmi, u vaqt masalasi, yosh masalasi bilan bog'liq narsa. Fotima o'lgandan keyin ertasi kuni tush ko'rgan edim. Nimaga o'lding? Nimaga bizga egizak-ku, bizni ajratish kerak emas edi-ku? Desam, bilmadim o'zim ham Zuhadir dedim, Zuhajon. Birdan tursam, deydi, o'rnimdan tursam, yengil o'pka kasal bo'lib yotdi-ku. Yengil bo'ldim, oynaga qarasam, ko'zini bir tomoni operatsiya bo'lib, anaqa mayib bo'lgan edi. Yuzlarim yaxshi, baqirib yuribman uyimda, deydi. Ey, mani tuzaldim, men yaxshi bo'ldim, tuzaldim. Desam, deydi, hiç kim bana eşitmeyipti, hiç kaysıyla görmeyipsiler, sen yok edin dedi. Hakikaten Fatıma can bergende bana yok edin de havlu de. Bana anaka bu kadar olmayı dedim, koşnumuzu ki uklat ediyon doğru koy, kılıp uklat koyuşken. Sana kadar yapman sen yok dedi anaka. Karasam ki uzun konam gekirsem ki ulu bir yotkanımı bildim dedi o şende. Ki ben kaytaramam sana. Ne yapaman sen kaytaraman. Ana o'sha payt bize de hali kompyuterle çıkmagan edi. Yaponiya davlatida kompyuter endi rivojlangan payt edi. Kompyuter chiqibdi mana Yaponiyada. Kompyuter hamma narsani bizda endi xayolimizda kompyuter hamma narsani bajaradi-da. Kompyuter hamma narsani bajarar ekan, men sen qaytaraman. Men sen qaytaraman. Ko'rasan deb ana qildim. Yig'lab turibman. Meni hayotga qaytarmoqchisan dedi. Ha, qaytaraman. Kompyuter keladi bari bizaga ham. Bo'lmasa pul yig'ib Yaponiyaga boraman. Deb ana qilsam, shunaqa qiblaga qarattirdi. Qibladan shunday yorug'lik chiqdi. Xuddi quyosh chiqadi-ku, yorug'lik. Qo'lingni och dedi. Qo'limni ochdim. Ana qilib, oq ko'ynak, oq ko'ynak kiyib dedi. Oq ko'ynak kiyib erga tegasan dedi. Qizli bo'lasan, qizing ismini Fotima qo'yasan. Men senda tug'ilaman dedi. Keyin amin dedim. Shundan keyin mana shuncha vaqt o'tdi. O'sha paytda o'sha turmushga chiqqan vaqtim o'tib ketayotgan bo'lsa ham, masalan kimdir o'ylaydi, tug'ish kerak, u kerak, bir xilga kimgadir ikkinchi xotin bo'l yoki bola uchun kim bilandir uchrashib, bolali bo'l deganlar ham bo'ldi. Yosh o'tgan sari odam bu narsalardan o'ylanib qoladi. Hamon peshanasi kimdadir ikkinchi xotin bo'lib tug'ish nasib qilgandir. Kimdir hali erga tegmasdan bolalik bo'l. Buni Xudo taqdirini hamma bergan-ku. Uni tahlil qilib, u mamnaqa, bu mamnaqa, bu ikkinchi xotin bo'lgan, bu erga tegmasdan tug'ib olgan deyish insoni haqqi yo'q. Bandasiga emas. Bandasiga emas. Xudo o'sha yo'lni ko'rsatdi.
O hamma o'zini gunoh savobi uchun o'zi javob beradi. O'sha payt shu narsani o'ylab qolgan paytim ham bo'ldi. Chunki yoshim ulg'ayib kelyapti dedi. Lekin o'sha Fotimaga va'da berganim nima bo'lib oq ko'ylak kiyib turmushga chiqasan deganda xo'p deb qiblaga qarab va'da berganim faqat quloqimga eshitilib turardi. Ko'zim oldida ko'rib ham turardim bu narsani. Lekin o'sha turmush o'rtog'imga baribir mayli qanaqa tomonlardandir men juda minnatdorman. Chunki oq ko'ylak kiygizdi-da mart bo'lib. Mendan 9 yaş kichik bo'lsa ham mart bo'lib oq ko'ylak kiygizdi. Orzu havas ko'rdim, qaynana ko'rdim, qaynsingillar ko'rdim, qaynagachilar ko'rdim. Xudo o'zi ko'rinmasa inson xudodan so'ragan narsasini bandasi orqali jo'natar ekan. O'sha oq ko'ylak kiyaman deganimda xudo o'sha turmush o'rtog'imni jo'natgan. O'sha oq ko'ylak kiygizdi, to'y qildi, orzu havas qildirdi. Lekin undagi aynida boshqa odam bo'lib qoldi. Keyin men aytdim, demak, xudodan yuborgan vazifasi buni tugatdi oldimda, dedimda. Keyin shunda ham rahmim kelib 4 yil yashadim. Keyin yo'q bo'ldi. Hammaning vazifasi xudo bergan yuborgan odam oldi vazifasi har xil faqat inson buni anglab bila olish kerak. Bir xil payt bizga oldimizdan ketishini xohlamagan odamimizni bizdan ketsa qaytaramiz, yig'laymiz, o'qilamiz, o'rtaga odam qo'yamiz, ayt qaytsin debdi. Demak, o'sha odamni vazifasi tugagan sanolingda. Ketdimi, qaytarma degan gap bejiz emas-ku. Keldimi, bag'ridan itarma degan. Ishlarni o'ylab keyin mayli deb taqdirimga tan berganman. Bitta o'sha Fotimaga bergan va'dalarim ichida faqat shu qoldi. Endi buni agar buni amalga oshirmasam, buni amalga oshirishi to'g'risini aytsam, o'ylamay qoldim. Bu narsadan umidim ham uzdim. Agar Fotimani yoniga o'zimni vaqt soatim yetib borganimda, men o'ylaymanki kechirim so'rasam meni kechirar. Bitta shu aytganing qilmadim. Shunga imkonim bo'lmadi. Yo, shu narsani amalga oshirib odamlarda adashdim desam anaqa meni kechiradi deb o'ylayman. Shu narsani qilay deb shunaqa odamlarda adashdimki shunaqa umidsizlikka bula tushirdi meni. Hozir masalan men kasal ayol emasman, men juda ham sog'lom ayolman. Hozir aytsalar gapirmanglar iltimos, men umidim uzganman bu narsadan deyman. Shuning uchun mayli, men endi umidimni uzdim shunaqa ekan deb yig'lab o'tmayman-ku hayotda. Hayotda yaxshi yashab, mazza qilib, xursand bo'lib, boriga shukr qilib, yonimda kim bo'lsa o'shani tirikligiga, umrlar uzoq bo'lsa onajonim borlar, ularni tirikligiga xursand bo'lib yuribman. Bu yog'i peshanamdan ko'raman endi nima bo'lsa. Lekin bitta narsani aniq bilaman hayotimda og'zimdan jonim chiqqunga qadar dilimni og'ritgan insonlarni oldiga yaqinlashmayman va dilimni og'ritishlariga yo'l qo'ymayman. Dilimni og'ritgan insonni hech qachon kechirmayman. Kechirguchi Alloh deydilar. Kechirmayman. Kechirmayman ham, unutmayman ham. Bu narsani aniq bilaman. Chunki bu narsadan shunaqa dilim og'riganki, hozir dilim mana bu qog'ozdan ham zilola nozik narsa bo'lib qolganda, mamnaq bo'lib qolganman. Shuning uchun oldimga hech bo'lmasa sana hozir o'zgargansiz, chiroyli bo'lgansiz, yoshargansiz deydiganlar bor. Hozir mana aytadi-yu, shans bor keyin hali deb sevgi izhor qilganlar bor. Sochilar chiqib turibdi. Da shansim, hayot davom etadi. Lekin qilolmayapman-da bu narsani. Chunki oldimda qo'rquvim bor. Yana dilim og'ritsa-chi, yana ustimdan kulsa-chi, yana qalbimga shunday qilib xush kelibsiz deb
kırıp, yo yo yo, geçmeyin ayağınızı, geçmeyin. Siz kalbimge ayağınızı geçmeyin, kırışke haklıyız siz asalım deyip. Kırgızsamı o ayak kıyımı bile kalbimi tepip, tepip, izgalap çıkıp gitse açıdayım ben. Biliyiz mi? Bir madde ağızı küyüken, katlığını yiyip püfle biçerdi. Lekin yukarıda aytib o'tganingizdek, haqiqatan ham hayot davom etadi. Hayot davom etadi. Men Fatma haqida ko'rsatuv bo'lgandan keyin biz o'sha egizak bo'lganimiz uchun o'shandan keyin ko'p yig'lamaslikka harakat qilaman. Chunki tushimga kirib aytgan, sen ikkita dunyoda yashaysan. Sen bir yerda yig'lasang, men ham bir yerda yig'layman. Biz bitta odammiz degan o'sha yig'lagan paytimda birdan Fatma shu gap esimga tushadi. Yig'lamay qo'y, og'ir bo'laman, men mumkin emas degan. Meni mozorimni go'rim boshida Qur'on o'qinglar, men qanot ochib uchaman. Sizlar yig'lagan sayin ana qop-qora odamlarni ko'rsatyapti. Ana bu odamlarga yaqinlashyapman, mumkin emas deganda o'shanda shu gaplari esimda. Zuhra opa, Fatima opa bilan o'rtangizdagi munosabatlar haqida gapirib bering. O'rtamizdagi munosabat juda ham yaxshi edi. Endi hayotda bo'lar bir-birimizni unda dugona paydo bo'lsa, men bilmagan dugona bir-birimizni rashq qilardik. Hattoki shunaqa kunlarimiz bo'lganki, Fatma unaqa emas edi. Men juda ham anaqa rashqim kuchli edi. Juda ham qizg'anchiq edim. Hattoki shu Fatma o'sha ikkalamiz ikkita ishxona, ikki xil ishxonada ishlardik-da. Aytdi endi o'ziga, men buni o'sha payt tushunmasdim. Shu Fatimamni faqat men bilan bo'lsin. O paytda o'zini o'sha ishxonada o'ziga anaqa xos dugonalari, tanishlari bor edi, hamkasblari. Yo'q, shuni o'shalarga ham rashq qilib anaqa Fatima bilan bir haftalab gapirmagan kunlarim ham bir xil payt bo'lgan. Bunaqa bo'lgandan keyin shunaqa afsuslanaman. Gapirib-gapirib olsam bo'lmasmidi deb endi o'sha payt yoshlik ekanda rashq qilib, o'qilib qizg'angandan keyin hammani birinchi o'zini tutadigan qilig'i bu tumtayish-ku. Arazlab olish. Arazlab olish, tumtayish, gapirmaslik. Lekin shuning uchun inson oldidagi har bir yaqinini, har bir olgan nafasiga, har bir so'ziga shukr qilib yashash kerak ekan. Ertaga xohlasang ham shu odam san bilan gaplasha olmaydi. Xohlasang ham shu insonni nafasini eshitmaysan. Zuhra opa, aynan Fatima opa bilan bir-biringizni ranjitgan holatlaringiz bo'lganmi? Ha, hozir aytdim-ku o'sha. Arazlab olish. Arazlab olish. Qattiq xafa qilib bo'lgan paytlaringiz yoki ular sizni ranjitgan paytlar? Yo'q, bizda bo'lmagan. Bizda umuman bo'lmagan. Biz mana shu bitta divan bo'lar edi, kelamiz, o'tirardik. Bizga boshqa singillarim, uydagilar hech kim bilan ishimiz yo'q edi. Faqat ikkalamiz. Bir xil to'shak bo'lsin, bir xil yastov bo'lsin, bir xil kiyim bo'lsin, hamma narsa bir xil, ikkalamiz birga bo'laylik. Bir-birimizni ranjitgan, dilimiz og'ritgan kunimiz bo'lmagan. Faqat shu o'sha sevib qolib kasal bo'lgandan keyin shuncha sevib qolib, shuncha o'zingga dard orttirdingmi deb men undan xafa bo'lib yig'lab gapirganimda o'sha o'limidan bir oy oldin shu gapimiz bo'lgan. Men sevgi nimaligini bilib o'layapman. Bu hammaga ham nasib qilmaydi. Men o'lsam ham armonim yo'q. Sevgi shunaqa narsa ekan, sevgan odamingni qadamigacha qidirar ekansan derdi. Bilib tursang ham o'sha bosgan qadam joyida ustida millionta odam yurib ketgan, lekin baribir qidirar ekansan. Hali sen sevib qol, keyin bilasan. Degan edi menga. Zuhra opa, Fatima opani so'nggi kunlarini eslaylik. Ularning vafotiga nima sabab bo'lgan? Kasalmand qizmasi edi u. Kasalmand qizmasi edi. O'sha orzuidagi, o'sha ishlagan joyida orzuidagi bolani uchratgan, u bilan ikki marta uygacha anaqa kuzatib qo'ygan. Bizda shunaqa edi. Masalan, menga mana bu bola yo'q deb, Fatima shunaqa zo'r, chiroyli ekan. Sovchi kelsa, ayam bechora yig'lardi sil bo'lib. Uchrashuvga chiqqasiz-ku, adikaloniga e'tibor berardik. Jinsi shim kiysa, figurasida qanaqa turibdi u jinsi e'tibor berardik. Tirnog'ini formasi qanaqa, yalpayganmi yoki chiroylimi, unga e'tibor berardik yigitlarni. Sochi qanaqa, adikalon nech pullik sepgan?
Maşınaka maşı ayam yığlardı. Kiremez ayet tırnağı maşını ikiyin ki tırnağı kendi. Tırnağı ne var o kası var dedi. Bak bize de şuna kadar narsa bulardı ki mesela o şey. Hamma tamamlamam. Mükemmel yiğitli kursam değil mi? Maşımın ya yoktu Fatma desem. Eğer Fatma ile tanıştırsam, kursatsam. İyi, futbolkası yaraşmagan. Onu figurası gibi masakken bu futbolka desem. Min yoktursam şunu yüreğim savurdu da. Maşına kadar sen. O yiğitli Fatma şuna kanki yoktırgen ki, mange kursatmagan. Aynı tıkayasız da mı? Zuhra'ya bir cahı yokmasa, anaka, ben yoktırmaya kalamam de. O balanın ismini bilemem. Samarkand'ın katıdanlığını bilemem. Lekin kurganım yok. İlim kurganım için uşağını topup, kure, Fatma kim için oldu? Otu bilemem, Tolmaz. Katta kurganlı gidiyordu. Familiyası bir kana kadar familiydi, isim de yok. Aşını kurgum kilipti. Bir vakit topup, katta kurban içki işleri gibi varım. Hemen tolmasın yığayım desem de. Şunlarsa armağan bulmazsın. Şunda uşağının yüzüge. O yaman böyle halde gel demeyim ben. O yem yoktur gel. Fakat uzu bilmeyen halde yoktur gel. Şimdi Fatma'nın ait kişi bu içi ben. Ait bir yapman. Çünkü bulan kurma gelme, gepleşme gelme. Onu uyuda gider, unaştırıp koyun gel. İki madde uyu geçe kuzatken. İkilesi hem yoktur gel. Şuna bulan ettegideki televizyondaki sevgi hayatta bularken de ha. Kim yok diyen bu masam şu cöyde tuhtatamız diyen de tuhtat diyor lakin Fatma hemen arsa içi yağlardı. Şuna kadar dert ya gamge birilip gitti ki manam kuzuge korunmaya kaldım. Mamlanam işim bu mey kaldı Fatma. Ne kadar ki o şey asabileşip streste sakarı kurtarılıp gitti komaya düştü. Komaya düşkendiğin komaya çıkkandan keyin skriti gaymarit dedi. Gaymarit operasyon kılış kereye dedi. Yüzü kuzu şişip gitti. Keyin gaymarit dedi. Ritra bulbarni abses dedi. Kuzun arkası da anem, yirin bor dedi. O şapet doktorla lor vıraç. Kuzun arkası dedi. Kanı uzun olaman dedi. Yirini. Dip akulisti koymadı. Operasyonu uzun olaman dedi. O bu tamamdaki yiringi o gende, kuzun arkasındaki yiringi o megen. Alolmayı yana kuzunu uşa anakasının yablıkası dedim ama kırgende kuzu bittasını korkunup şuna tikip koygen. O yiring alınmagen. O yiring paske tüşüşü bilmagen de tepege çıkan miyasiye. Miyasiye çıkan kim birden istima kıldı, okuldu, bukuldu, hudlas Samarkand'da bilişmadı. Keyin ben bir umur minnatdorman Saydopamdan bir umur minnatdorman Yodgor akadan Sadiyevdan hozir nimaligini aytib beraman. Endi biz faqat Saydopam betta qarindoshimiz bo'lganlar uchun rahmatli dadam, men Fatmani o'sha payt bunaqa mashinalar yo'q edi. Moskvich edi, Jiguli edi faqat Volga edi. Dadam o'zlarining bu Volgalari bor edi. U ishlamasdi. Moskvichda Fatmani olib keldik. O'sha endi o'sha paytda hozirgidek emas edi. Faqat kasalxonalar tanish bilish bilan yaxshiroq tanish bo'lsa, kasalga yaxshiroq qaralardi. O'sha bilan olganida Saydopamga Saydopamgiga keldigin boshqa boradigan joyimiz yo'q. Saydopam Yodgor akamga aytdilar. Yodgor akamga minnatdorman bir umr oz bilaman, bilmayman meni yaxshi ko'radilarmi, yomon ko'radilarmi. Lekin men ulardan chin yurakdan minnatdorman. Chunki yaxshi qiz bir tomoni yo'q, mamnaqa invalid bo'lib qoldi. Yodgor akam o'zlari ko'rib shok bo'ldilar-da. Keyin doktorlarga hech esimdan chiqmaydi. Bu bunaqa qiz emas edi, bu normalni qiz edi. U hech qatti kesilmagan edi, mana shunaqa bo'lib keldi deb yig'lagudek bo'lib kasalxonada yotqizganlar. Boshini ochdilar, operatsiya bo'ldi. Endi bosh ochgandan keyin odam nimkola bo'ladi. Qolaversa uni saxna diabet bo'lib qoladi. Shu bilan yana boshi yiring yig'di, yana operatsiya qildi, ikkinchi operatsiyadan chiqmadi. O'sha o'limidan, o'sha o'limining oxirgi kunlari deb so'radingiz, anaqa. Bir oy oldin uyg'ondi-da, menga aytdi, Zuhama, menimcha o'laman dedi.
Nimaga bunaqa deyapsan? Desam, tush ko'rdim dedi. Nima deb biz bir-birimizga tushimizni ham aytardik. Ertalab shunday uyg'onsak bir-birimizga tushimizni aytib-aytib, keyin o'rnimizdan turardik. Ayt menga tushingga qanaqa tush ko'rding desam, aytmadi. Shu bilan aytmadi, shu bilan bazas bo'lmay-bo'lmay o'sha dekabr boshida yo oktyabr oxirida kasalxonaga tushdi. Shu bilan 1-yanvar kuni kasalxonadan uyga olib keldik. 1-yanvar kuni kechqurun 8:20 o'tganda javob berdi. Shu bo'yi bilan nima tush ko'rganini bilmadim. Shunaqa bo'ldi. Faqat quchoqlardi, ayam quchoqlardi. Ayajon, siz shunaqa yaxshi ko'raman, sizdan oldin o'layman, siz o'lganingizni ko'tara olmayman derdi. Lekin shu bo'lishiga juda ham qanaqadir nuroniy tomonlari ham bor edi. O'zi bilardi, men bunaqa ahvolda bo'ldim. Zuhajon, bilmayman qancha yashayman, 10 kun yashaymanmi, 10 yil yashaymanmi? Sen bor, Toshkentga bor dedi menga. Ikkalamiz uchun o'sha oliygohga kir, teatralida o'sha payt. Oliygohga kir, ikkalamiz uchun men bilaman, arbonda o'lmay. O'sha birinchi menga sen komediya aktrisa bo'lasan degan Fatima bo'lar. Chunki hammani qo'shnilarimizni, hammani kinolarni kopirovka qilib, men kuldirib o'tirardim-da. Sen zo'r komediya aktrisa bo'lasan degan. Mariam armonda ketmay, men uchun o'qiysan. Ko'tarilib yaxshi aktrisa bo'lasan, so'z ber degan. So'z berganman, vasiyati shu bo'lgan. O'lgandan keyin bu narsa xayolimda ham yo'q edi mani. Juda ham Fatmasiz yashashga qiynaldim, juda ham qiynaldim. Mani borib mozorning boshidan olib kelardilar. Ovqat yesam, ovqatlarimni olib ketardim, gaplashib o'tirardim. Keyin bo'lmagandan keyin ayam yana saydapamoldilarga olib keldilar deb. Bittasini yo'qotdim, bittasini yo'qotgim kelmayapti deb olib keldilar. Hamma institutga kiray desa, men iloyim kirmay derdim. Xudodan so'raydim, iloyim kirmay, institutga men Fatmasiz kirolmayman dedim. Keyin yana tushimga kirdi. Ertaga endi imtihon. Sahna mahoratida. İmtihanda ilahi Huda canım ilahım kırmayın diyorum isimde ilahım kırmayın ilahım kırmayın. Ama dedim de keyin Osman'a karab yığladım. Fatma can bir oğuz düşümge kırıp bu seyim ait dedim. Eğer kit var kırmadı sey hazır uzu da çıkıp git hemen. Yo ertege uzu çıkamad dedim. Bormayman desem uşak onu yana düşümge kır dedim. Ya ne kakılıyorsan? Sen ikide odam için okuşge kırasan okuysan. Menga va'da berganing esingdan chiqdimi dedi. Bo'pti dedim. Sen ertaga qo'rqma, seni yoningda bo'laman. Faqat ko'rinmayman dedi. Soliy va Zuhra deb domlalar chaqirsa, ichingda xayolan Fatma ketding men bilan nima san bilan birga kiraman dedi. Xo'p dedim. Ana endi anaqaga borgan va imtihonga bu tushim, yana o'zim hali o'lganiga 6 oy bo'lgandi xolos-da. Bu tushim yana Fatmani tush ko'rdim, yana xohlamasligim, yana yaqinda o'lgan, o'qigan, nima qilishni bilmay yig'libman tashqarida. Anaqa ko'zimdan yosh to'kilyapti o'zimni. 15-chi auditoriya bo'lardi, raqs auditoriyasi, uni yonida hojatxona bor edi. Ey xudochon, biror kim suv bersa dedim, o'zim bossam deb. Hojatxonadan grafinga kimdir suv olib chiqib ketayotgan. Iltimos suvingizdan bering deb ikki qo'l ichib, keyin bitta domla ko'rib, sen tashqarida ko'rib, qani ichkariga kirgan. Sen nima bunaqa bitta yig'layapsan? Qani ti ichkariga kirib yig'la ber, seni olishadi dedi-da. U bilmayapti-ku men nimaga yig'lashimni. Keyin ichkariga kirdimda yig'lab, men ikkita monolog o'rgatgan edilar, saydapam. Yig'lab monologimni aytdim. Voy, borasa yig'ladingiz-ku deb sira darro ko'zim yoshlandi. Endi komediyasiga o'tamizmi deb shu bilan anaqa kirdim. Hali kirganim aniq emas edi. Uxlayapman, ertalab endi mandat chiqadi, bilaman. Yana tushimga kirdi. Tushimga kirib, "Men tabriklayman. Studentka" dedi. Voy. "Yo, mandat chiqmagan hali Fotiy" dedim. "Ertaga chiqadi" deb qildi. "Sen kirding" dedi. Ertalab shuni uyg'onib bilsak, men kiribman oliygohga.
Maşnaka insanlar bakır bilen mucizege iş olmaydı. Hayatımızı uzun mucizege boy. Mucize kılaydıken insanlarını Kuda yaratken kaysasıdır tüşüzge kırıp mucize kursatadı. Anglatadı. Mucize borligini kaysasıdır hayatta. Şunun için mucize yok dese iş olmayayım. Bu ayda bir gün derslerim hazır işte oturup silah tüşke yetek yok şeydi. Yetek yok şeydir aslında. Lakin bir tane saytım var içinde hiç kaçan yalganı yok. Yalganı yem yok. Dokumasını da koşulgeni yem yok. Dokumam çıkar olmayasın bu dereceli. Maşına kılım bana hala yaşayıp gelip ben. Hala hatmasız yaşanmazsam bir kere gidip uylardım. Ya bana yaşayıp ben 21 yıldan beri. Hala trikman desem. Fatima abla siz yaşarken kendi kuş taptınız. Kendi kuş tap yapsız. Gepleri isimde. Kole verirse başka cigerlerim var. En asosiy kuş biriydi. Odam bulandılar. Onam için yaşasım gerek. Onam başka farzandoğunu kurtar olmayıdılar. Ben hiç kaysa ona gel farzandoğunu rabo kurmayayım ben. Onlarla gel hiç kaçı farzandoğu eski bulmasıyken. Bana şu kuş bir adı. Ne ben bu şeyim? Hayatım neydi? Harikalı vakiyeler buldu. O şöpet oluşuyam kokladım. Ha, hatta ki kimler uçundur. Arzımagen adamlar uçundur. Ulamadıp doğrularım içken ben. O şöpette kanak akmak mı gerekenim? Onamı oylamam ben de. Onam da makladı Fatma. Yok ben sızdım. Oylamam ben. Lakin hazır bu dersini her gün isteyemem. Hazır geçe doğrusunu etsem. Eğer hayatta cigerlerim siz, otağınasız bir uzun bulsam, bir uzun bulsam. Ben Fatma'sız bir dakikaya yaşamazdım. Bir dakika yaşa gibiyim kim yaptı. Hazırım şu derse bormandı. Fakat o şey küçü onam bir yaptılar, ciğerlerim bir yaptı. Lakin doğrusu eytemen, ben Fatma'sız ciddiyim. Kızılmaz bu dünya, umumdan kızılmaz. Kuplada adaştım. Kuplada Fatma'nı kıdırdım. Kudana aldığı borsam, bitti dersen kudana iltimas kılardım. Kuda canım, İkize yarattığımı ilk kez ikize ahire geçe yaşasın, birge yaşa, birge olsun. Hiç kaçan ikize gülenip birbirine acıretme, öyle yaşamaydım. Birbiri sızdım, şunlar sen iltimas kılgen bulardım. Hazır mı? Toykaşamla da koçak köyde ikize gülen korsam. Bize gelip bir hılıydık ki, bize bir hıl kıyınardık. Dip karardılar da, kursam bulup. Bize gelip bu derse ana kamasını. Kızılmasın diye kareptiler de gel kulumuza bugün. Hazır uzun İngilizce ile kursam. Vaaay. Ulan karış gidip kızık iken. İkide bir kıl adam da bir kıl adamı koruyorsan. Vay deyim ben de kiyin. Korup. Kaysıyla Fatma, kaysıyla Zuhra deyim ben. Ben Fatma, ben Zuhra Fatma'sını alıp şu dakika bağırıp gel basıp. Yıkılayım ben. Senin Fatıma'yı var iken Zuhra. Ben de Fatıma'yı yoktum. O iki ta kızcı ayak onasını alıp gidiyor. Karıyı Zuhra Bey'i yıkılıyordular. Zuhra Bey'i Fatma'sı bulasaydı. Aynen ben bulamadım sizi Fatma'yı. Şuna kadar yapmadılar. İkize giden. Lakin hazır hayat ikize giden kursam ciddiyem havasım getirdi. Ciddiyem havasım getirdi. Ola ki kara yanımda. Hani kalbimde Kuda'dan sorayım. Ey Kuda'cığım şunları acil etme. Bula diyeyim, acil etme, cüneyim, kıyım bularken yüzeksiz. Bittiyse, olup bittiyse, trik kose. Dip Kuda'dan hemen, kaysi yüzeyi kursam, kalbimden Kuda'dan şunu sorayım. Hiç kaçan yüzeyle acil almasın. Zor Hapa, hazır sohbetimiz yukarısı takitle bittiyiz. Hala hali geçe, bir konumam yok Fatima'sız otmagen. Onu islamagen, o bilen geplaşmagen dediniz, doğru mu? Kanaka vaziyatlarda kopra komseysiz Fatima'na. Hafa kılışsa. Hafa kılışsa uzun kanakadır ovut ama. Hava eğer şu ayet Fatma bosa şükürlen kurmazdım. Maşınaka hafa kıyken adam bulmazdı. Dilim ağırt ki adam bulmazdı dedim. Hafa bu yanımda kup komseyim ben. Dilim ağırt sana kup komseyim ben. Eğer Fatma bu yanımda hayatım bulma başkaça bulardı.
Şu hafa giden adamlarla umumel konuşmazdım, başka cayda yaşardım dedim. O şey adam yığılatsa, cüdeyim hafa bulup gitmem. Çünkü ben de böyle geldim ki, hayatta Fatma olgenden ki ben umumel cüdeyim kop yığıladım. Cüdeyim kop, gam çektim. Şimdi kudum bana hayatım ki hiç kaçan bana yığılatıydı ki o insan yuvarlasa gerekti böyle geldim ben. Lakin bilmem ki oldum da şunca bana yıkılıp dedi ki adamlarla uçuraşarken ben. Şunca dilim ağrıtken insanlarla uçuraşarken ben. Şunu bilmem ben. İnsanın kalbini ağrıtı o insan kısablamıyor ben bundan ki o şey adam. Kalp nümelikini bilgen adam hiç kaçan azar yetkizmez gerek doğru mu? Kalp hamada hama cöyde bunu aytama. Kalp hamada bir kıl ağrıydı. Uşa hulik digerleri deyem. Azgın deyem, semiz deyem. Koçadaki uşa gendoy deyem kalbi var. Uşa deyem kalbini ağrıtsa ağrıydı. Bundan ki Allah kalp nümeliğini bilgen adamlarını kuprak yaratışını haklap kalardım. Bu gəpim ya kupla koşunsa gerek. Kalbi ağrıtıydıgan, birov haqqını yeb, birovga azor berib, birovga yomonlik qilib qalb ağrıtıydıganlar soni ko'paygan. Ben o'sha payt qilgan xatolarim, o'sha qalbimni ağrıtışka yo'l qo'yganlarim, o'sha xatolarni hiç kim qaytarmasin. Çünkü insonning qalbi ağrıgan sari shunaqa noziklasharkan ki hiç kimga ishonch qolmas ekan. İshonchi qolmagan inson yashash qiyin ekan. Juda ham yashash qiyin ekan. Bilmay turib dilini og'ritib qo'yasiz. Balkim odam chin ko'lgidan gapirayotgandir. Balkim odam ichida rost gapirganlar ham bo'ladi-ku, hamma ham dunyoda yolg'on gapirmaydi-ku. Balkim uni hissiyoti haqiqatdan to'g'ri bo'ladi. Shunaqa bo'lib qolar. O'shalar ham, o'shalarni ham eshitgisi kelmay qolar ekan-da. Menda qalb yo'q demayman, qalb bor. Lekin juda ham nozikda. O'shani o'zim olib yuraymayin, bir o'zim bo'lay. Olib yurayki, hech kim kerak emas, hech kim kerak emas, menga hech kim. Qalbingizni o'qilaman, qalbingizni buqilam, yo'q. Kerak emas. Qog'ozdan ham nozik qalbim o'zimga qo'yib bersinlar. Menga kerak emas hech kimni sevgisi ham, hech kim meni baxtli qilishi ham, hech kim meni o'ylashi ham kerak emas. Uzr. Ko'p eshitamiz qalb Allohga. Da. Qaysidir organiz qayta joylashganini so'rashsa, ayta olasiz bemalol, yuragim bu yerda, o'pkam bu yerda, jigarim bu yerda, lekin ko'pchiligiga hali qalbi og'rimagan insonlar, qalbiga tegilmagan insonlardan qalbingiz, dilingiz qayerda desa, ikkilanib qolishadi. Yuragida bo'lsa kerak deyishadi. Borligini biladi, qayerdaligini ko'rsata olmaydi. Ko'rsata olmaysiz, toki unga kimdir tegmasa. Tegmasa, qalbimizni og'ritishi o'zimizga ham haqqimiz yo'q. To'g'ri. Sen aytganingiz bo'lsa qalb Allohniki, biz uni mamnun avaylashimiz kerak. Birov haqqini yeyish kerak emas, birov dilini og'ritish kerak emas, u qalbga qalbingizdan birovga yomonlik tilashingiz kerak emas, yomonlik qilish u yoqda daryoqda tursin. Biz uni xafa qilishimiz kerak emas, uni yig'lab olib yurishimiz kerak emas. Uni biz xursand qilishimiz kerak, uni biz avaylashimiz kerak, yomonlardan, yomon so'zlardan, dil og'riqlaridan. Bu masam o'zimiz ham qalbimiz bilan faqat yig'lab yurib, faqat tushkunlikka tushsak, faqat qalbimizda faqat g'amni o'ylasak, biz odam o'zi ham xudoga shak keltiradi. To'g'ri. Mumkin emas. O'zimizni ham haqqimiz yo'q qalbimizni og'ritishga. Qalbi faqat xursand qilish kerak. Oddiy xursand qilish bitta o'sha xohlagan shokoladingizni, xohlagan muzqaymog'ingizni olib yeb iching. O'sha paytda xursand bo'ldim desak, ana shuni o'zi ham katta ish qilgan bo'lasiz qalbingiz uchun. Zuhrapan, nima deb o'ylaysiz, agar Fatima opa hozir hayot bo'lganlarida sizni aktrisalik faoliyatingizga, umuman san'atdagi faoliyatingizga qanaqa munosabat bildirgan bo'lardilar? Agar Fatima hayot bo'lganda biz ikkalamiz aktrisa bo'lardik. Chunki ikkalamiz ham xohlaganimizni biz maktab tugatgan paytda O'zbekistonda shunaqa mish-mishlar ko'paygan paytida qizlarni o'ldirib anxorga tashlayaptilar, o'qilyapti degan shunaqa bo'ladi-yu, har bir mish-mishi o'zining davri. O'shaqa mish-mishlar ko'paygan paytida biz maktab tugatganda
teatr va rassomchilik oliygohiga kiramiz desang, dadam uzoqqa yubormayman bu yetgan qizlarni deb qo'ymagan. Agar Fatma hayot bo'lganda, hozir bitta emas, ikkita Zuhra Soliyeva bo'lardi, faqat bittasi not Fatima Soliyeva bo'lardi. Zuhra opa, Fatima opa bilan bog'liq 3ta suratni ko'rsatmoqchiman va nazarimda har birini o'zining tarixi bor. O'zining tarixi bo'lsa kerak, a? Ha, bor. Voy, bu bizning sinfdoshlar bilan. Bilayapmi? Ya, bu men. Bu men. Mana Fatima. Aha. Bu Muhabbat Mamatqulova. Sinfdoshim. Bu Malika, eng qalin degonam, haligacha gaplashamiz. Bordi keldim bor. Fatmani tush ko'rsa menga telefon qiladi. Chunki bu Fatma bilan ko'proq yaqinroq edi. Uchalamiz birga edi, lekin fe'liyat borib bir xil edi. Ikkalasini. Nechinchi sinf bo'lgansizlar? Bu biza 9-sinf edik. 9-sinf edik, UPK bo'lardi bizda, mehnat darsi boshqa joyda bo'lardi. O'sha qishloq chiroyli bo'lib ketib, rasmga tushib, darsga shunaqa borardik. Ha, tushunarli. Bu biz o'sha paytda bunaqa telefonlar yo'q edi-yu. Qattiq suratxona ko'rsak, o'sha yerda rasmga tushardik biz. Shu yerda ham bir xilsizlar. Shu yerda ham bir xilmiz, ko'rdingizmi? Bu qizil qizil kofta bu, qora plash. O'sha payt 8-mart Samarqand anaqa trikotajmi, anaqa fabrikasi bunaqa chiqargan plashlar moda edi. Ayam bizga hamma narsani birinchi sinov berardilar-da. O'shanaqa plash edi, qizil. Manaqa shlyapacha, qizil koftichka, qora plash, qora sapagi edi. Aylanishga chiqqan edi qo'shnimiz Nilufar, bu hozirda Shvetsiyada yashaydi. Hozirgacha gaplashamiz, yozishamiz, Samarqandga kelsak ko'rishib turamiz. Aylanishga borib, nimagadir bor poliklinikaga borganmidik. Borib o'sha yerda yo'lda hozir uni yiqitganlar har o'tganimda eslayman. U foto studiyacha bo'lardi, kichkina foto salon dirdi. O'sha yerda rasmga tushganmiz. Har joyda rasm. Agar hozir Fatma hayot bo'lsa, eng ko'p selfi biz qilgan bo'lsak kerak bo'lardik. Boshqa ko'p selfi qilganlar bir nolga qo'yib. Hatto qarayapman, hatto ziragingiz ham bir xil. Hamma narsa bir xil. Bitta narsamiz, masalan, bir xil narsa olib keladilar-ku. Hamma narsamiz bir xil, faqat rangida o'zgina farq qiladi. Ana shuni ham kiymasdik. Xo'p, Zuhra opa, 3-chi rasm. Bu rasm mi ko'rsam ham xafa bo'laman, ham xursand bo'laman. Odam kuniga solar ekanmi? Mana ishxonamning yonida yana foto studiya, foto salon bor edi. Foto salon bor edi, Fatma keldi. Endi mana har xil kiyinga payt, bu qizil, bu qora. O'sha shunga 21 yosh edik bitta. 23 ekan. Biroq Fatma ozib kelyapti, nimaga ozganini bilmayapmiz. Hali kasalligini bilmayapman. Mani ham ko'zlarim grustni qarang. G'amgin. Fatma ozib ketyapti. Bilmayapmiz nimadan ozganini. O'sha payt saxir bo'lgan ekan. 23 yoshda kasal bo'ldi-da, 25 yoshda o'ldi. Mani ishxonamga keldi-da, tushlik paytida ketdik rasmga tushaylik dedi. Endi rasmga tushasan, chunki anaqa sochim ukladkasi bir kunlik edi-da. Har xil ukladka qilib bir kunlik ukladka. Ertaga o'lsak esdalik bo'ladi. Nima unaqa deyapsan? Nima unaqa? Biz o'lmaymiz. Baribir ham kegur shundaqa mani majburlab shu rasmga tushirdiki, ko'rdingizmi, xafa tushganman. O'sha payt bilgan ekanman deymanda keyin. Tushishga tushdim, lekin xafa tushdim. Lekin Fatma mani majbur qildi tushishga. Rasmlar orqasiga faqat u yozardi. 95 yil, 96 yil mayda kasal bo'ldi. Bu oktyabr ekan. Fatima Zuhra, Fatma pochirki bu. Hech qachon Fatmani o'tgan zamonda eslayman deb o'ylamagan edim. Bir xil payt o'zim rasm qo'yaman, mana internetlarda. Fatmaga o'xshayman-da, qo'rqib ketaman. Endi men bilaman-ku uni qanaqaligini. Men o'zim, masalan, o'zim hech nimasman-ku unaqa. Qanaqadir rasmga o'sha payt hech tushib qolaman-da. Deyman keyin ichimda-ku deyman. Shuning uchun yuziga beriladi. Deb Fatmani o'zi bo'lib qolaman-da. Ayam ham shunaqa deydi. Fatmaga o'xshabsan.
Dadam Fatma o'lgandan keyin ko'p barizimga qar olmasdilar. Qaradilar Fatmani islab yig'lardilar, ichkariga kirib ketardilar. Bari ko'rib faqat Fatmani eslaganlarda yaxshimisan bilan peshonamdan o'parladi. O'pkalari to'lib yig'lab kirib ketardilar, ko'rsatmasdilar, biz bilardik. Fatmani eslatib, eslab yig'ladilar. Undan keyin Fatma o'lgandan keyin o'zimiz erkak qiz edik. Biz dadam egizaklar xafa qilish mumkin emas deb onamga balanam gapirtirmasdilar. Biz ana aytganimizni qilardi. Fatma o'lgandan keyin juda ham erkak bo'ldim. Bittasi bor ko'rib shukr qilib uydagilar aytganimni qiladi. Toshkentga kelganimdan keyin erkaklik burnimdan chiqdi dedi-ku. Toshkentga endi uydan uzoqda bo'lgandan keyin inson hamma narsani ham aytmaysiz-ku. Birinchidan onangiz azob yemasin deysiz. Otangiz, onangiz avoylaysiz. Boshingizdan o'tgan har bir kuningizni ham uyda uzoqda bo'lganda aytolmaysiz. Keyin bilganlarida rosa yig'lasa shuncha bildirmabsan deb. Ular o'zi ham o'ziga yetadi dedim. Keyin o'sha payt mana shuni ko'rsam, o'sha payt bilibdimi? Mana shu. Fatma haqidagi qissam shu, lekin o'zimga va'da berganman. Albatta tolmasni topaman, tolmasni ko'raman. Ko'rmoqchiman qanaqaligini. Bari Fatma sevib shunchalik sevgi azobida kasal bo'lib o'tib ketdi. Ko'rmoqchiman. Fatima opa bilan bog'liq quvnoq xotiralarni ham eslaylik. Quvnoq xotiralar nima? Bizda eng quvnog'i egizaklar bilan bir-birimizdan o'rin almashish. Maktabda imtihonni faqat u uchun men gap topshirardim. O'qituvchilar ajrata olmasdi-da, alohida onamni chaqirib, iltimos bitta narsasini hal qilib kiygizinglar derdi. Hamma narsamiz bir xil edi, faqat ustimizdagi mana bunaqa pidjak, kofta har xil rang bo'lardi. O'qituvchimiz Zuhra Gdaskiya desa, o'zim chiqardim. Men o'sha payt qani aktrisa o'sha bo'lganimda, boshini egib, achkisi bilan men javob berganimdan keyin, to'mani topib achkisi bilan menga baho qo'ygancha Fatima Gdaskiya tez ber, tez. Koftangi bedi shunday koftasini almashtirib, Fatima Gdaskiya bo'lsa, yana Fatima bo'lib chiqardim. Lekin o'sha paytda aktrisalik qilganman. Fatima endi yumshoq anaqa edi-ku. Og'ir bosiq edi-ku. Javob bersam, xuddi Fatimadek og'ir bosiq bo'lib javob berardim. O'qituvchilar sezardi. Isboti yo'q edi. Yasir Roza Mixalovna dedi, o'qituvchim, Yasir Hamdovas paymayi dedi, indamasdik. Imtihoni ham topshirganman Fatima uchun. Darslarni ham qilganman, faqat bizda shunaqa xislat bor edi. Endi egizak bo'lgan, blizitsi bo'lganimiz uchunmi? Ana masalan, men she'r yodladim, ha? Fatma u kitobni ochmaydi ham. Qaramaydi ham, lekin avtomatik tarzda miyasiga tushadi, u ham yodlagan bo'lar. Rostdan. Chunki dars qilganda Fatih adabiyotdan, literaturadan she'r yodlash kerak edi. Sen yodlab, men ham yodlayman-ku deb. Ma ertalab kecha yodlab chiqardim-da. Keyin Fatma avtomatik tarzda yodlagan bo'lardi. Keyin mana kasal bo'ldi-ku. Kasal bo'lib, masalan, Fatma 20 kiloga ozdi. Men o'sha paytda, masalan, yoshligimdan unaqa ko'p ovqat yemayman. O'zim o'lchasam o'sha 20 kilo menda. Fatma jon, iltimos ozma, menga kelyapti. Sani kilogrammlaringni. Bu narsani Hindiston kinosi bo'rtirib oladi-ku kino, lekin bu bor narsa. Mana men o'zimdan o'tganim uchun aytayapman. Fatma kasal bo'lib 20 kilo ozdi. Shuni hamma semirib ketyapsan, nima semiraman? Juda ham o'zimga qarardik unda, sport bilan shug'ullanardik, oltidan keyin ovqat yemasdik, deb biz jiddiy ham bu narsaga e'tiborli edik. Jiddiy qarardik. Birinchidan biz oilamiz shunaqa edi. Dadam hech kimga oltidan keyin ovqat yeyishga qo'ymasdi. Ayam dadamdan yoshunchida nima qilyapsan dedilar. Ha, och qoldim, ovqat yedim. Bechora oshqozon u qachon hazm qiladi? Qachon uxlab, qachon turasan deb dadam men rejimni yaxshi ko'radilar-da. Bir kunda o'zimiz o'lchatishga bordik taroziga, bu 20 kilo ozdim deb yig'ladi, men 20 kilo semirdim deb yig'ladim. Fatma juda ham rahimdildi-ku. Unga yoqmaydigan yigit orqasidan yursa, Fatma shunaqa rahimdildi-ku. Bor, men sen bilan gaplashmayman deyishga ham rahmi kelardi-da. Kelaverardi, bitta boy bolani, boy
bolasi deb ketdi. Kelaverad ishxonamga gaplashmasam ham keladi. U o'tirardi mam do'q qarab. Oldingi yigitlar shunaqa bo'lgan-ku. 4-5 oylab, 4-5 yillab qizdan ketidan yurishgan. Hozir 5 soatdan keyin SMS-ga javob yozmasangiz, followeringizga kirib boshqa qizga yozadi. Tanish qizingizga, hozirgilar shunaqa ko'pincha, hammasini demayman. Yana nimaga yozdingiz? U meni tanishim-ku. Nimaga unga klass bosdingiz? U biladi, men sizni yoqtirishimni. O'zi bosdi, o'zi yozdi deb ular bo'yniga tashlaydi. U paytda endi kelaverdi, kelaverdi Fotmayni gapirsa ham ketmagan, o'qimagan. Keyin birdan meni telefon qilib chaqirdi. Suhbatga qilib, kechira kelib, Fotmamda qiz topsa, stoltigiga kir dedim. Stoltigiga kirib Fotma stoltigida unday o'tirdim, unday qilib. Jon xochish dedim qarab. Ijesida dedi. Kimda qildi dedi. Keyin gapirdim. Xullas qaram tushuntirdim. Kelmayman, senga turmushga chiqmayman, o'qimayman. Desam endi qo'polroq gaplashyapman da Fotma qo'polmas-ku. Sen Fotma emas deb turib olganda egizakligimizni bilmaydi. Tengi Fatima, tengi Fatima, Fatima. Sen shunaqa san shunaqa grubi bo'lib ketganingda tengi jonimga tegding. Dedim-da yana shunda ham aka otdan tushsa egirdan tushmay shunaqa vaqt keladi, oyog'imga yiqilasan menga uylandim deydi. Menga Fotma bo'lsa unaqa demad deb yig'lardi-da. Men buni aftiga qaradim-da. Yer yuzida bitta erkak shu, shunga tegsang yashab ketasan, tegmasang 5 kundan keyin o'lasan desa xudo dedim. Mayli 5 kundan keyin o'la shunga tegmaydi dedim. Tushundingmi dedim. Sen Fotma emas, sen Fotma emas dedi. Ikkalamiz ishxonamizdan zeriksak, uyimizni almashardik. Rostdan. Ha, yoki men anaqa mehnat ta'tiliga chiqsam, u ishlab turgan bo'lardi. Ertalab turish charchagansa, Zuhosan 30 kada ku Ben bir iki gün yaxşı uxlab olay, borman bolib bordim. Men shunday borib kiyinib bor. Endi bir xil kiyim-ku. Fatma bolib o'tirardim, spa bolib. Qar aktrisalik o'shanda qilganman, ha. Spa bolib gapirib o'tirardim. Diyonamiz uxa, uxa deb kelsa, "Ya siz Fatima" dedim, ha. "Foto, foto" deb gapirardi, lekin keyin ishxonadan ariza yozib chiq dedi. Chitta ishlagim kelmaydi. Men Fatma uchun ariza yozdim. Ariza yozgandan keyin o'sha payt rashyotni oladi-ku. "Men bormayman" dedi. Ana u bitta bola o'sha yerdan ketidan yurardi. O'shani ko'rsam dedi. Gaplashib o'tiradi vaqtim olib dedi. Bo'pti san daraxt oldida tur dedim, men kirib chiqaman dedim. Qabulxonaga kirdim. Na meni rashyotimni beringlar, buxgalteriyaga boring dedi. Men buxgalteriyaga bordim. Rashyotni olib qo'l qo'yib o'qilib o'tiribman. Keyin o'sha payt tushlik paytda bordi-da. Tushlik paytdan qabulxonada ishlagan Fotma bilan ishlagan bir ayol Fotmani daraxt tagiga ko'rib qolganda, "Voy Fatimochka" pirishladi, uni ichkariga olib kirgan. Endi pristavis qilinglar. Bitta binoda ikkita Fotima yuribdi. Ikkalasi ham bu buxgalteriya bo'lsa, bu qabulxona. Agar ikkalamiz bir paytda chiqsak, ikkita Fotima bo'lib chiqamiz. Men bilmayman-ku endi. Keyin xayrlashdim hammasi bilan, rashyotini oldim, o'pishib, "Fatimochka, prixodi, мы будем скучать, хорошо, хорошо" deb chiqsam, daraxt tagida Fotima yo'q. Voy, Fotima qayerga ketdi? Buni voy, darhol xabar olardim. Bundoq qarasam, endi yaqinitdi daraxt. "Fatimochka, prixodi, мы будем скучать, Fotimani yana kuzatyaptilar." Keyin qayerga ketdim? Endi daraxt tagida turdim. Ana opa, hozir esimda, palonchi opa kirib, "Fatima prishla" deb sudrab ketdi, gapirishga bermadi, kirib ketdim dedi. "Agar bizani bilsalar" dedim, "bitta binoda ikkita Fatima yuribdi, o'ldiratib qochib ketdik" shunaqa. Eng qiziqarli bo'lgan voqealar faqat egizaklar bilan shu bo'lsa kerak. Hozir gapiryapsiz, ochiq gap. Ertakka o'xshamadi. Ertakka o'xshaydi-da. Yaxshi ham shu xotiralarim bor ekan. Yaxshi ham shu voqealar bor ekan. Hozir mana kulib, yig'lab eslab o'tiraman, shunaqa deb sog'inib. Zuhra opa, Fotima opani hozirgi kunda qaysi yaqinlari yo'qlab turadi? Singillarim bor. Nargiza, Nigina singillarim bor. Ayam keladilar. Endi ukalarim hammasi Rossiyada. Qaysi do'stlari yo'qlab turadi? Dugonalarim yo'qlab turadi, mana sinfdoshlarim. Haligacha? Ha, mana qo'shnilarim. Hamma yo'qlaydi. Hamma yo'qlaydi. Qur'on o'qiydi, aytadi, Fotimaga Qur'on o'qiyapmiz deb. Sinfdoshlarim, qarindoshlarim bor ko'chada, shular. Ularni armonlari haqida ham gapirib bering. Shu armonim sevgisiga yetmay qolgani va shu ikkalamiz birga san'atkor bo'lmaganmiz bo'lsa kerak.
Belki bugün armonları, belki kub gepleri bugündür, bana ayıp etmegendir. Hafa boladı, yığlayı dedim. Çünkü bize birbirimiz ayardık cüda. Zuhra Apam, yani kimlerden sağınasız? Dadamı sağınamam. Opam var. O da bir ona başka, ulanı. Hamanı sağınamam. Tirik odamlarını yem sağınamam, fakat ulgenlenemez. Diyanalarımı sağınamam. Oldingi sınıfdaşlarım, dostlarım sağınamam. Fatıma Tirik davrımız kubrak sağınamam. En kub sağın yem. Rusya yaşı davrılıyken. O şey davrılar sağınamam. Şu. Şunun için hemen birbirini Tirikliği de kadırlasın. Yaşı kuradım o adam, yaman kuradım barbar. Kadırlasın. Yukatıp koygenden ki barbar afslanadı. Endi opajonizga xat yozamiz. O'zimni beozor Fotimajonim. Seni juda sog'indim. To'g'risini aytsam, men ayam kechirsinlar. Sensiz yashashdan charchadim. Yoningga olsang ham rozi bo'lardim. Qasam oxiriga aytgan gapingni iltimosingni qilolmaganim uchun mendan ranjimasalim. Xo'p. Agar ayam bo'lmaganlarida allaqachon yoningga borardim. 21 yil sensiz yashaganim uchun kechir meni. 21 yil yashadim sensiz. O'zimni qalbimni og'ritib og'ritishlariga yo'l qo'yganim uchun kechir meni. Endi bu narsaga yo'l qo'ymayman. Chunki qalbing meni qalbimda yashashini juda yaxshi bilaman. Bu narsani faqatgina ozgina unutib qo'yganim uchun kechir meni, Fotimajonim. Seni sog'indim. Seni butun vujudim bilan sog'indim. Bugün bunu eşitim. Düşünce kırsızla geldim. Şimdi ayet mahçudum şunu. Yazayım anne, eğer kırsızla çizgi bunu yazayım da mahçudum. Yazamam sana. Yazamam kırdı düşünce. Maaşı yok. Doğrusu bunu ayıkla modum karı çıkarsa kursa tutar. Bu ciddiyim, kıyım, ciddiyim, kıyım. İkisi gülü olursa. Ciddiyim, kıyım. Peki bir tanesi olup bir tanesi tırık kalsa ondan hem kıyın. Bak, eğer kimdir hafa kısa ol gel uç olarken tırık giden, o şey kim hafa kıyken bu sen. Bunlar sen televizyonda kurgen ben de kim, yee dedim ki yerim bile yaşayken yerim uğrardı da ayağı bile tepse, ertelep geç ayağı ağırıp çıkardı. Kolu bile olsa kolu kakşap çıkardı. Kaynonam narakam namozxon faqat tayinlardi. Urma, egizaklar urush mumkin emas. Mumkin emas urush, ular xafa qilish mumkin emas derdi. Dadam ham shunaqa aytardi. Egizaklar yerda Alloh yuborgan elchilari deb. Alloh aytgan zahot eshitar ekan, Alloh xabar eshitar ekan. Lekin Alloh o'rtasida pardasi yo'q ekan deb eshitgan. Sog'inganingizni biz bilan bo'lish uchun tashrif berganingiz uchun yana alohida, alohida rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Sizga esa bundan keyin faqat umidsizlikka tushmasligingizni singil sifatida iltimos qilmoqchiman. Rahmat. Hayot hali yuqorida aytdingiz, oldinda. Oldinda, rahmat. Va yana bitta va'dani bajarishingiz kerak. Fotima opaga bergan. Shuni unutmasangiz, yuqorida o'zingiz aytdingiz, Alloh yo'lingizni ochadi. Xudo xolasa. Hikmati bilan bir eshikni yopdimi, albatta rahmati bilan 10 ta eshikni ochadi. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Rahmat. Eng asosiysi ayoli baxtingiz butun bo'lsin. Rahmat. Sizlarni ko'rsatuvlardan minnatdorman. Birinchi o'rinda Fotimam ruhini shod qildinglar. Xuddi Fotima, xuddi men bilan birga hozir aktrisa bo'lib o'tirgandek bo'ldi yonimda. Men o'ylaymanki, hozir o'zini u haqida ko'rsatuv bo'layotganini ko'rib, men ham aktrisa bo'lib o'tiribman deb o'tirgandir yonimda. Avvalambor shuning uchun rahmat.
minnatdorman. Bitta narsani xohlardim. Hayotda hech kim bir-birini xafa qilmasin, bir-birini dilini og'ritmasin. Ertaga o'sha odam xafa qilgan odamni oxirgi marta balkim ko'rib turishini bilib tur. Yaxshimi, yomonmi? Hech kim bir-birini xafa qilmasin. Hayot go'zal, o'zim aytgandek, sen aytgandek, hayot oldinda eng katta boylik bu shu hayotda yashab turganimiz. Nafas olayotganimiz. Shu boylik umr uzoq bo'lsin desanglar, hech qachon yig'lamanglar. Kulinglar faqat. Xolisa. Bizning yaqinlarimiz bu dunyoni tark etmaydilar. Ular shunchaki bizning qalbimizga ko'chib o'tishadi. Bu Allohning irodasi. Alloh o'z dargohiga chorlagan yaqinlarimiz esa bizga jannatlardan o'z mehrini yo'llasin. Biz muhabbatga to'la xotiralarimizni sizga yo'llashda davom etamiz. Bu Sog'indim loyihasi edi.